sevgili anneler. Aşı, bakteri ve virüslere karşı oluşturulmuş olan bebeğin, bireyin bağışıklığını kuvvetlendirerek, bu enfeksiyonlara karşı bağışıklık oluşturarak, enfeksiyonla karşılaştığında onunla savaşmasını sağlayan bir takım ilaçlar. Bunları verdiğimizde bizim bu enfeksiyonlarla karşılaştığımızda onlara yanıt vermemiz kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu hastalıklara yakalanmıyoruz. Çocuklarımızda da özellikle ilk bir yaşta yoğun bir aşı takvimimiz var. Çünkü özellikle 6-9 ay arasında bizim anneden geçen koruyucu antikor dediğimiz koruyucu maddelerimiz tükenmeye başlıyor. Dolayısıyla bu döneme geldiğinde bebeğin enfeksiyonlara karşı bir miktar bağışıklık olmasını istiyoruz ki bunlarla karşılaştığında hasta olmasın. Dolayısıyla bu düzen bizim için önemli. Özellikle ilk 6 ayda neredeyse her ay aşımız var. Bunları düzenli olarak yapmamız bağışıklığımızın sağlam olmasını ve bu enfeksiyonlarla karşılaştığında tam anlamıyla korunmasını sağlayacaktır. Biz ne durumlarda aşıları erteliyoruz? Özellikle yüksek ateşle giden şiddetli enfeksiyonlarda birkaç gün ateş ve enfeksiyon toparlayana kadar aşıları erteliyoruz. Ama mümkün olduğunca tekrar hastalığın ertesinden aşılara tekrar başlamak istiyoruz ki o düzenimiz şaşmasın diye. Dolayısıyla bir birey aşılıysa aslında toplum korunmuş oluyor. Yani aşılı bir birey hastalığı kendisi hasta olmadığı gibi hasta olmayanları da bulaştırmıyor. Dolayısıyla bu düzenin sarkmaması, bu düzenin bozulmaması toplum sağlığı açısından da önemli. O yüzden mümkün olduğunca keyfi nedenlerle aşılarımızı ertelemeyelim. Hastalık halinde de doktorumuzun önerdiği süre zarfında hastalığın hemen ertesinden tekrar aşılarımıza başlayalım.